Merhaba Tekno izleyenleri, ben Buğra. Bu videomuzun konuğu XBG Sinning Shot oyuncu faresi. Kutu tasarımı diğer XBG ürünlerinde olduğu gibi kırmızı renkli. Kutunun üzerinde öne çıkan detaylar mevcut. Kutu içeriğinden hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuzu ve mouse'un kendisi çıkıyor. Bu tasarımı farklı markalarda da görebiliyoruz. Delikli tasarım var. Mouse'un sağ sol klik ve belli noktaları haricinde tamamen açık, yani delikli tasarıma sahip. Böylelikle hafifletilmiş bir tasarım elde edilmiş. Bu delikli tasarım sayesinde özellikle yaz aylarında mouse kullanmak oldukça kullanışlı bir hale geliyor. Orta kısımda XBG logosunu görüyoruz. Scroll tuşunun hemen altında DPI tuşu var. Mouse'un sol tarafında alternatif tuşlarımız var. Bu tuşlar ileri geri olarak default şekilde geliyor. Ancak XBG Prime yazılımını kullanarak üzerindeki tüm tuşlara atamalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin ben DPI tuşunu bir müziği duraklatmak veya başlatmak için kullanıyorum. Üzerinde toplam 6 adet tuş var. Bu tuşların hepsinde yazılım üzerinden özel biliyorsunuz. Yazılım içerisinde tuş atamaların haricinde aydınlatma modları, performans yani DPI, çözünürlük ayarları, herz ayarları, frekans ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Oynadığınız oyunlara göre profil atamaları da gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin CS2 için ayrı, Valorant için ayrı bir profil ataması gerçekleştirebilmek mümkün. Dahili hafızası bulunmuyor. Yani yaptığınız ayarlar yazılım kullanmadan başka bir bilgisayarda kullanamıyorsunuz. Ancak yazılım üzerinde yaptığınız ayarları dışa aktarabilirsiniz. Yeni bir bilgisayara geçtiğiniz zaman yazılımı tekrar indirip dışarı aktardığınız ayarları yeni kurulum yaptığınız bilgisayardaki programa, yani yazılıma yüklemeniz gerekiyor. Dahili hafızası olsaymış gerçekten iyi olabilirmiş. Özellikle birçok oyuncu tatile vesaire gittiği zaman işte laptopunda mouse'un yazılımını indirip tekrar ayarlama yapması gerekiyor veya dışarı aktardığı ayarları yüklemesi gerekiyor. Alt tarafında teflon skatezlerimiz bulunuyor. Şimdi delikli bir tasarıma sahip olduğundan dolayı alt tarafta sağ sol taraf konumlandırılmamış skatezler sadece üst ve alt tarafta mevcut. Siyah teflon olduğunda görüyoruz. Özellikle mousepad'iniz kaliteli ise, yani kaygan bir performansa sahipse, iyi bir şekilde kayma performansı sergiliyor. Mouse'un orta tarafında ise PMW3360 sensör bulunuyor. Bu sensörde maksimum 12.000 DPI'lik çözünürlük sunarken minimum 400 DPI'lik bir çözünürlük sağlıyor. Elbette 12.000 DPI'nin üzerinde mouse'lar piyasada mevcut. Ancak kaç kişi bunu kullanıyor derseniz, orası muamma. Her mouse'da 1200-1400 arasında kullanıyorum ama buradaki mouse biraz daha hafif. 73 gramlık bir ağırlığa sahip olduğundan dolayı 100 gram ve üzerindeki mouse'ları kullandığım zamanlardan buna geçtiğim süre boyunca DPI çözünürlüğünde biraz daha böyle 100-200 DPI'lik bir düşüş oldu bende. Çünkü hafif bir mouse olduğu için zaten oldukça kayma performansı iyi. Elinizde ağırlık yapmıyor diğer 100 gramın üzerindeki mouse'lara göre. Bundan dolayı bu hafifliğe nazaran DPI tarafında ise ağır mouse'dan geçtiğinizden dolayı o ağır mouse'daki DPI'yi bu mouse'da kullanabilmek mümkün değil. Elbette kullanabilirsiniz ama buradaki hafiflikten dolayı DPI çok hızlı gelebiliyor ağır mouse'a göre. Maksimum hızlanma 50G olurken 1000 Hz'likte frekans hızına sahip. Özellikle oyuncuların en dikkat ettiği durumlardan bir tanesi bu frekans hızı. Yazılım üzerinde frekans hızını da ayarlayabiliyorsunuz. 125 ila 1000 Hz arasında seçenekler mevcut. 1000 Hz frekans hızını ayarladıktan sonra şurada yaptığım testi gördüğünüz gibi maksimum 1010 Hz'e ulaştı. Mouse'un sağ ve sol kliklerinde Keil switchler mevcut. Bu switchler kullanıcılara 20 milyonluk tıklanma ömrü sunuyor. Tıklanma demişken gelin bir mouse'un tıklanma seslerine yakından bakalım. Sağ ve sol tuşlara basıyorum. Scroll. Sol taraftaki tuşlar. Bu tuşlar diğer tuşlara göre biraz daha sesi fazla gibi geldi. DPI tuşu. Diyebilirsiniz bu kadar delikli bir mouse'u RGB aydınlatmayı nereye konumlandırdılar? Elbette scroll tuşu ve buradaki XBG logosunda. Scroll'daki aydınlatma iç tarafa da yayıldığı için bu deliklerden özellikle loş ortamlarda güzel bir ambiyans yakalanabiliyor. Ama XBG logosu zaten elinizin altında kaldığından dolayı kullanırken çok böyle RGB aydınlatmayı göremiyorsunuz doğal olarak. Bahsettiğimiz gibi RGB aydınlatmaların tüm ayarlarında XBG Prime yazılımı üzerinden gerçekleştirebilmek mümkün. 73 gramlık bir ağırlığa sahip.
Tabii ki kendisi bir kablolu mouse. Kablosu şöyle, ne kadar belli olur bilemiyorum ama kalın gibi gelebilir. Yani dıştan gerçekten kalın, hantal bir kabloymuş gibi görülebiliyor ama oldukça hafif. Yani örgü yapıda diyebiliriz ama tam böyle gördüğümüz örgü kablolardan da değil. Yani garip bir malzeme kalitesi var. Sanki dışarıdaki kılıf içeride başka bir kablo varmış gibi ama kullanırken o kadar hafif olduğundan dolayı zorluk çıkartmıyor. Özellikle FPS oyunlarında mouse'u hızlı bir şekilde çok hareket ettirdiğimiz zamanlarda herhangi bir şekilde kasılma, takılma olmuyor kabloda. Kablosu gerçekten şaşırttı beni. Kullanırken de herhangi bir sorun yaşatmadı. Masa yüzeyinde sorunsuz gezinebiliyor. Bir de şöyle silikonumuz var. Kabloyu topladığınız zaman bağlamak için bir kablolama plastiği, kauçuk diyebiliriz. Böyle kemer gibi düşünebilirsiniz. Delikleri var. Mouse'un ergonomisi oldukça iyi. Sadece sağ el için tasarlanmış. Yani diğer bazı mouse'larda her iki eli de kullanabiliyoruz. Ama bu mouse sadece sağ elini kullanan kullanıcılar için tasarlanmış. Elde herhangi bir şekilde nemlendirme vesaire yaşamadım. Yani terleme noktasında herhangi bir sorun yok. Uzun kullanımlarda özellikle. Yaz aylarında bu deliklerin avantajını görebiliyorsunuz. RGB aydınlatmaları, belli noktaları koymaları da güzel. Az da olsa iyi bir şekilde tasarlanmış. Bu tür mouse'larda RGB aydınlatma görmek biraz zor olabiliyor delikli tasarım olduğundan dolayı. Parlaklık kalitesi de oldukça iyi seviyede. Ben daha çok Call of Duty ve Valorant oynadım. Bu iki oyunda oldukça başarılı bir performans sergiledi. Normalde bilgisayarda işlerimi hallettiğim işte 1200-1400 arasında DPI çözünürlüğünde kullanırken oyunlarda da aynı seviyede kullandım. Herhangi bir şekilde DPI ayarında bir oynama yapmadım. Ben genellikle her mouse'u bu şekilde kullanıyorum. Ya bazı kullanıcılar işlerini hallederken farklı DPI, oyun oynarken farklı DPI'de oynayabiliyorlar. Ama oldukça hafif bir mouse. Özellikle de oyun oynarken çok memnun kaldım. Yani hafif mouse kullanmayalı epey bir zaman olmuştu. Bu arada bu mouse uzun zamandır bende. Ara sıra oyunlarda çokça kullandım. Deneyim de kazanmış oldum bu süre boyunca. Ya benim elim gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Tam orta derecede bir el boyutuna sahibim. Ya bu mouse da ne küçük ne büyük. Tam böyle elim için üretilmiş diyebilirim. Cuk diye oturdu. Ergonomik noktasında oldukça iyi bir konfora sahip. Peki sizler bu tür hafif mouse'lar seviyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Açıklama kısmında da ürün linkine ve diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.